Başlar. Umarım bugünkü konuyu da beğenirsiniz. Çünkü ele alacağım konu tamamen farklı bir olay üzerine kurulu. Çökerlerin fiziksel özellikleri. Bu fiziksel özellikler dediğimiz zaman hemen aklımıza gelebilecek ilk olgu şu olmalı. Gözle görülebilen, nitel ve nicel özellikleri ile tanımlanabilen ve çöker taşınması ve depolanmasına ilişkin olarak var olan dinamikler hakkında ve çökelme ortamının doğasına ilişkin konularda bize yardımcı veriler üreten değişkenler olacak. Bu dokusal özellikler, pardon, fiziksel özellikler iki bağlamda ele alınıyor. Birincisi dokusal özellikler, yani tane boyu, tane biçimi, tane dizilimi ve yönelimi, hacimsel özellikler gibi. Bir bunlara ek olarak çöker bilişimi ve litoloji var. O konuya da kısa olarak değinmeye çalışacağım. İkinci bölümü ise, ki onu gelecek haftadan sonra ele alacağım konu, çökelme yapıları. Birinci çökelme yapıları ve ikinci çökelme yapıları. Şimdi bugünkü konuşmam doğrudan dokusal özellikler üzerine olacak. Çökellerin ve toprağın dokusal özelliklerinin jeomorfoloji ve sedimentoloji araştırmalarındaki ve yapı mühendisliğindeki özellikle uygulamaları açısından yeri ve önemini vurgulamaya çalışacağım. Biraz istatistik ağırlıklı, matematiksel boyutları olan bir konu olacak ama yeterince anlayabileceğiniz düzeyde yalınlaştırmaya çalışarak anlatmaya çalışacağım. Şimdiden ilginiz için teşekkür ederim ve zaman zaman olacak gecikmeler için de özür dilerim. Çökellerin dokusal özellikleri kavramı içerisinde özellikle bugün ele alacağım konu tane boyu kavramı ve sınıflandırılması, örnek derleme ve analitik işlemler, analitik verilerin grafiksel sunumu, istatistiksel parametreler, iki değişkenli dağılım grafikleri. Bu arada CM ilişkilerini aktarmak istedim ama bu konu biraz sizleri zorlayacağı için bunu bir iki konu ileriye atarak ele alacağım. Tabii bu bağlamda yine istatistiksel analizler konusu var. Bunu da bugün ele almayacağım ama çok değişkenli istatistiksel analiz yöntemleri hakkında da bir iki bilgi vermeye çalışacağım. Ve konuyu da tane boyu analizinin ortamsal yorumlamalar açısından önemini vurgulayarak bitireceğim. Umarım geçen haftaki gibi artı eksi 5-10 dakikalık sapmayla üstesinden gelmeye çalışırım. Şimdi burada tane boyu kavramı ve önemine girmeden önce çöker ve toprak kavramlarını ele almayı istiyorum. Ama hangi anlamda ele alacağım? Sadece sedimentolog yahut jeomorfolog yahut toprak bilimci olarak değil. Aynı zamanda mühendislik uygulamalarındaki önemini de dile getirerek. Bu bağlamda çöker ve toprak kavramları, ki bu kavramları ben Darülfünun'da gündeme getirmiş ama 20'li yıllardan sonra Amerika'ya göç ederek dünyanın en önde gelen üniversitesi olarak bilinen Massachusetts Institute of Technology'de geliştirmiş bir hocanın açık ders notlarından esinlenerek oluşturdum. Buna ilişkin altyapımda 80'li yıllarda Jeomorfologlar Derneği'nin Jeomorfoloji dergisinde tane boyu analizi üzerine yazdığım bir yapıtı esas alıp güncelleyerek geliştirmeye çalıştım. Şimdi burada değineceğim olay çöker ve toprak olgusu özellikle mühendislik açısından ayrışmış olan her türlü ister organik olsun ister inorganik olsun kayaç kırıntılarından oluşan malzemeyi kapsayan
bir olay. Dolayısıyla mühendislik çalışmalarında toprağın dayanım gücüne saptamak için tane boyu analizi oldukça önem kazanan bir olay. Ve özellikle Türkiye'de ikide birde çöken istinat duvarlarını, yıkılan evleri, göçen evleri göz önüne getirdiğiniz zaman bunun önemini daha iyi kavrayacağınızdan eminim. Sedimentoloji açısından, jeomorfoloji açısından ise her şeyden önce çökellerin ayrışmadan sonra taşınma ve depolanma sırasında yaşadıkları dinamik yapının içeriği hakkında bizlere bilgi vermesi. Bu bilgiler ister istemez bizlere taşınma ve depolanma dinamikleri ve dolayısıyla ortamın taşınma ve depolanma sırasındaki enerji düzeyi hakkında da temel bilgileri oluşturması. Tabii bunların hepsinden öte tane boyu analizleri ve diğer fiziksel özellikleri dokusal sınıflandırma açısından da temel bileşenleri oluşturmakta. Şimdi tane boyu ölçümü ve sınıflandırılmasına ilişkin birkaç olaya değinmek istiyorum. Önce tane boyundan bahsettiğimiz zaman bir olaya dikkatinizi çekmek isterim. Türkçe'de boy kavramı doğrusal bir uzunluğu belirtir ve tek boyutludur. Ancak İngilizce karşılığı olan bunun, ki Türkçe'de de kullanıyoruz size olarak, ölçü anlamına gelmektedir ve üç boyutlu nesnelerin geometrik ölçümleri hakkında olgu oluşturmaktır. Tabii bizim kırıntılı tanelerimiz de az önce sayısal değerlerine girdiğim zaman anlayacaksınız. Kilden bloğa kadar değişen çeşitli boyutlardaki ayrışmış geleçten, ana kayanın ayrışmış gelecinden oluşan kırıntılar ile karakterize edilmelerinden dolayı her biri uzunluğu, genişliği ve derinliğini, kalınlığını belirten üç eksenli geometrilere sahip. Ama bu geometriler bildiğiniz gibi küp, koni yahut küre gibi matematiksel ve geometrik olarak ölçülebilen sayısal değerler değil. Dolayısıyla tane boyu analizine ilişkin bir keyfi olarak geliştirilmiş bir kavram var. Bu kavram sedimentolojinin önde gelen isimlerinden olan Atkin tarafından 1800'lü yılların sonlarında dile getirilir. 1922'li yıllarda Wentworth adlı yine bir U.S. Geological Survey'den sedimentoloğun değiştirmeleriyle geliştiriliyor ve daha sonra Krumbine tarafından, yine sedimentolog olan Krumbine tarafından, tane boylarının milimetrik ölçümleri üzerine kurulu bir sınıflamanın özellikle matematiksel işlemler sırasında yarattığı zorluklardan dolayı tane boyunun milimetrik ölçüdeki değerinin eksi logaritmik 2 tabanı üzerinden ölçeği çeviriyor ve bunun adına da fi ölçeği olarak tanımlıyor. İşte bu ölçek günümüzde yaygın olarak kullanılan bir ölçek ve bu ölçek resmen Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Survey tarafından da 1948 yılında güncellenerek, TRASK tarafından güncellenerek resmen kullanılmaya başlıyor. Bu ölçek evrensel olmakla beraber İngiltere'de metrik sistem inç üzerine kurulu olmasından dolayı orada kullanımı inç üzerinden. Ve bu ölçek
elek sistemi ve çökenlerin bir sıvı içerisinde çökelme hızından kaynaklanan ölçmelere bağlı olarak oluşturulan bir ölçek. Şimdi bu ölçek kapsamında önce sizlere göstermek için alabildiğince iri bir taneyi seçtim ve bunun üzerinde bir iki açıklama yapmayı isterim. Şimdi uzunluk dediğimiz zaman, bir tanenin uzunluğu dediğimiz zaman, bu mikroskopik tane de olabilir. Buradaki gördüğünüz gibi yaklaşık 80 cm uzunluğunda bir kaya parçası da olabilir. Uzunluk dediğimiz zaman merkezden iki aşırı uç arasındaki mesafeden bahsediyoruz. Genişlik ve derinlik ise bu uzunluğu dik yönde kesen eksenler oluyor. Ve bundan kalkarak da özellikle çakıl boyutlu gereçlerin tanımlamasında bir kavram geliştiriliyor. Uzama oranı diye. Bu da uzunluk ve genişliğin bölümünle birbirine bölümünün orantısı olarak ele alınan bir ölçü. Şimdi bunlardan kalkarak hemen şunları söyleyeyim. Buradaki özetlemelerde az önce değindiğim olaylar var. Yalnız burada bahsettiğim adının ve daha sonra Wentworth'un geliştirdiği milimetre üzerine kurulu sistem, ikinin katlamalı olarak azalan veya katlamalı olarak artan değerleri üzerine kurulu bir geometrik sistem. Yani 2 milimetre olarak değinilen sınır, çok kaba kum olarak belirlenen kum tanesinin üst sınırını belirlemekte. Ondan yukarı olan değerler 2, 4, 8, 16, 32 vesaire olarak katlanarak büyüyor. 2 milimetreden küçük değerlerin içerisinde az sonra sistematik olarak göstereceğim diğer değerler var. Bunlar da her biri bir öndeki değerlerin yarısı olmak üzere katlanarak azalan değerler. Örneğin 2 milimetre, 1 milimetre, yarım milimetre, 4'te 1 milimetre, 8'te 1 milimetre gibi. Tabii bunların karşılıklarını da milimetre olarak söyleyebilirsiniz veya mikron ölçeğinde dile getirebilirsiniz. Tabii tüm bunları akılda tutmak her zaman için geçerli değil. Bunun için belirli değerleri gösteren şeylerimiz var, tablolarımız var. Onlara baktığımız zaman rahatlıkla neyin ne olduğunu görebilirsiniz. Şimdi az önce değindiğim Krumbine'ın değerlendirmesi işte bu zorluktan kalkarak fi ölçeğini oluşturması. Burada gördüğünüz fi ölçeği eşittir eksi 2'nin log tabanı olarak görünüyor. Ve burada gördüğünüz D harfi ise İngilizce'de yarıçap anlamına gelen diameter'ın baş harfi. Ondan başka bir şey değil. Yani milimetre ölçeğinde bir değerin logaritmik tabanı. Şimdi az önce bir şeyi göreceksiniz, şaşıracaksınız. Şimdi logaritmik tabanı diyorum. 2 milimetreden büyük olan logaritmik tabanlar eksi değerlerle, 2 logaritmeden küçük olan değerler ise artı değerlerle gösteriliyor. Bunun basit bir izahı var. Eksi log tabanı olduğu için cebir okuyup okumadığınızı bilmiyorum ama benim zamanımda okumuştum. Eksi ile artının çarpımları her zaman eksi verir. Eksi ile eksi yahut eksi ile artı çarpımı, pardon, eksi ile eksi yahut artı ile artı çarpımı ise artı verir. Bu şey büyümelerdeki artı ve eksi değerler bundan kaynaklanıyor. Şimdi burada mümkün olduğunca sizlere bir tabloyu oluşturmaya çalıştım. Yanıma kitapları taşımadım. Küçük bir masadan aktarmaya çalışıyorum. Ama ele aldığım kitap halen klasikler içerisinde olan ve üzerine yeni bir yapı gelmeyen Scientific Analysis in Sediments adlı bir
kitaptan esinlenerek oluşturdum. Amerikalı bir jeokimyacı tarafından ve aynı zamanda sedimentolog olan Griffiths tarafından hazırlanmış bir kitap. Tamamen istatistiksel ağırlıklı. Şimdi burada gördüğünüz gibi ister küçükten başlayın, kabataneye doğru gidelim, ister kabataneden aşağıya doğru alalım. Ama benim yaklaşımım şu, şu çok kaba kum olarak gösterdiğim 2 milimetrelik sınırı alalım. Ondan büyüklerini ben Türkçe'ye geçirirken hepsi çakıl kavramı içerisinde alt kavramlarla değiniliyor. Ben bunları çakılcı, çakıl, kaba çakıl ve blok olarak tanımladım. Şimdi çakılcıyı tanımlamak kolay. 2 ile 4 milimetre arasındaki tane boyunda var olan kırıntılar. Kayaç kırıntıları yahut mineral kırıntıları. Çakıl ise 4 ile 64 milimetre arasında. Bunun içerisinde de alt bölümler var. Bunlar da çok ufak çakıl, ufak çakıl, orta çakıl, büyük çakıl olarak adlandırılabilir. Ondan sonra kaba çakıl dediğimiz ise 64 ile 56 milimetre arasındaki çakılları içeriyor. Blok dediğimiz olay ise 256 milimetreden büyük olan taneleri kapsıyor. Gelelim kumdan kile doğru olan alt sıralamaya. Gördüğünüz gibi çok kaba kum 1 ile 2 milimetre arası, kaba kum 0.5 ile 1 milimetre arası, yani yarım milimetre ve bu katlamalı olarak azalıyor. Örneğin orta kum 0.5 ile 0.25. Şimdi 5'in yarısı nasıl 25 oldu diye düşünebilirsin. Aslında 1 milimetre mikron cinsinden aldığın zaman 1000 mikron oluyor. 0.5 milimetre ise 500 mikron. Burada gördüğünüz 0.25 mikron eş değeri olarak 0.5'in yarısı 25. İnce kum 0.25 ile 0.125 arası. Çok ince kum ise 0.125 ile 0.62 milimetre arası. Şimdi 0.62 milimetre ile 0.062 milimetre ile 0.3.9 milimetre arasındakiler kilo olarak belirlenir. Milimetre olarak bunun karşılığı, kil boyutlu gelecek karşılığı 0.0039 milimetreden küçük taneler. Yani gözünüzün önüne hepinizi bildiği unu getirin. Un boyutunda malzeme. Ancak burada da bir incelik var. 0.01'den küçük olan kil taneleri hiçbir şekilde taşınamıyor. Bunlar devamlı yüzer halde bulunan taneler. Dolayısıyla bizim şeyimiz, kil boyutlarımız 0.001 noktasında bitiyor. En sağda gördüğünüz değerler ise az önce bahsettiğim milimetre ve mikronun eş değeri olan fi değerleri. En solda gördüğünüz sayısal değerler ise az sonra değineceğim elek analizinde kullanılan Amerikan standartlarına göre, evrensel olan standartlara göre eleklerin kod numaraları. Burada görsellik olsun diye bir şey ortaya koymaya çalıştım. Nedenli yararlı olacağını bilmiyorum ama gözünüz belirli değerlere zaman içerisinde arazi çalışmalarıyla alışacağı için pek bir sorun olacağını zannetmiyorum. Az önce sizlere değindiğim değerler ve burada fi cinsinden karşılıkları.
Şimdi burada az önce değindiğim çakıl, kum, fil, silt örneklerine ilişkin kendi arazimden derlendiğim birkaç tane fotoğrafı koymaya çalıştım. İşte burada en solda 2 milimetreden büyük çakılcıktan 25 santimetreden büyük, yani 256 milimetreden büyük bloğu kadar uzanan her türlü çökelin olduğu malzeme. Aradaki gördüğünüz şu koyu renkli malzeme ise genellikle çok ince kum, silt ve kilden oluşan bir karışım. Şimdi az önce değindiğim çok kaba ve kaba kumları burada paralel katmanlı birim içerisinde görebiliyorsunuz. Onun üzerinde ise orta ve ince taneli kumlar var. En sağ başta ise sil ve aralarında merceksi yapılar olarak gördüğünüz çok ince kumlar var. En altta ise kil ve silt ardalanmasından oluşan çökel dolgusu. Şimdi mühendislik amaçlı toprak sırflamasında tane boyları sedimentoloji veya jeomorfoloji çalışmalarında uygulanan tane boylarından biraz daha farklı. Burada topraklar tane boylarına göre çok kaba taneli, kaba taneli, ince taneli topraklar olarak tanımlanıyor. İnce taneli topraklar içerisinde sedimentolojik ya da jeomorfolojik anlamda sil veya bizim günlük dilde kullandığımız mil ile kil var. Kaba taneli topraklar içerisinde ise çakıl ve kum boyutlu malzeme var. Çok kaba taneli topraklar içerisinde ise tane boyları 80 ile 300 milimetre, diğer bir deyişle 8 santimetre ile 30 santimetreden büyük iri çakıllar yer alıyor. Bunların analizinde kullanılan elek numaraları ise tamamen farklı. Ama bazıları uluslararası standart olduğu için Amerikan sistemini kullanıyor ki burada kullandığım Amerikan sistemi, bazıları da inç üzerine kullanılan İngiliz sistemini kullanıyor. Şimdi buradan tane boyu analizine geçmeden önce yapılması gerekli olan en önemli şey analitik işlemler bazında örnek değerlenmesi. Çünkü arazide hiçbir şeyi tek düze görmezsiniz. Yine kendi arazi çalışmalarından iki örnek seçtim. Bunlar çökel karmaşıklığını göstermesi açısından örnekler. Gördüğünüz gibi örnek derlemede karşılaşacağınız en büyük sorun çökellerin homojen, yani tek düze bir yapıya, tane boyuna değil, karmaşık bir tane boyuna sahip olmaları. Bu nedenle yapacağınız herhangi bir seçimde İki türlü temel yaklaşım var. Bir, rastgele yahut gelişigüzel örnekleme. Bu çok zor bir istatistiksel analiz üzerine kurulu. Çünkü rastgele örnekleme yapacağınız birimde birimi mümkün olduğunca küçük karelere bölmek, numaralandırmak ve bir torba içerisine koyduğunuz numaralardan çekerek gelişigüzel bir örnekleme yapmak ya da görsel olarak şeyin, istifin farklı yerlerinden sistematik örnek yapmak. Örneğin şu aşağıda gösterdiğim birim içerisinde
gelişi güzel saptanmış iki örnek ama aynı zamanda iki farklı bölümü göstermesi nedeniyle de sistematik bir örnekleme. Yine yukarıda benzer bir olay. Turuncularla gösterdiği. Kaba çakıllı kumlu malzemeden yukarı doğru ufak taneli kaba kumlu çakılcıklı birime geçiş var. Bu ikisi arasındaki farklılığı göstermek için iki örnek alarak sistematik bir yaklaşım yapabilirsiniz. Sağdaki resimde ise gördüğünüz gibi çakıllı, siltli, ince kumlu ve tekrar kaba çakıllı bir istif var. Bunun içerisinde de her birinden sistematik olarak alacağınız örnekler sizleri doğru bir analiz yapmaya yönlendirecektir. Ancak bunları vurgularken bir tek şeyi söylemeyi isterim. Kolaylık olsun diye örneğin şurada açık soluk kahverengiyle gösterilen birim çok ince silt, çok ince kum, kaba kum ardalanmasından oluşan bir birim. Buradaki her bir birim özgün bir çökelmenin ürünü. Dolayısıyla her biri özgün bir tane boyu dağılımıyla karakterize edilmekte. Dolayısıyla siz bunların neyse birbirine benziyor diye bir oluk şeklinde örnek alayım. Torbanıza korsanız bulacağınız sonuç tamamen sizin beklentilerinizin dışında olan karmaşık bir sayısal değer olacaktır. Çünkü her biri kendi içerisinde normal dağılım gösteren tane boylarını karıştırdığınız zaman farklı taneler, tane boylarından meydana gelen bir karmaşık tane boyu dağılımı ile karşı karşıya geleceksiniz. Peki, şimdi burada tane boyu ölçme teknikleri hakkında bazı bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Şimdi tane boyu ölçümleri siliz kırıntılı olarak tanımladığımız kayaçların ayrışmasından oluşan taneler için geçerli. Bunlara ilişkin analitik teknikler içerisinde mekaniksel analiz var, elek analizi olarak biliyoruz. Yahut çökelleri, çökelme hızı ölçümleri var ki bunlar stok yasası olarak bilinen çökellerin ulaşabileceği en yüksek çökme hızına göre bir sıvı içerisinden belirli aralıklardan alınan malzemenin matematiksel hesaplamaları üzerine kurulu. Yahut çok ince taneli malzemeyi yahut da pekişmiş kayaç konumuna gelmiş sedimenter kayaçlardaki ölçmeleri mikroskop yardımıyla yahut da elektron mikroskop yardımıyla görüntü analizleriyle yapabilirsiniz. Bu gelişmiş bir donanım ister. Mikroskop bilgisayardan geniş ekranlı bir sisteme bağlıdır ve onun üzerinde mikron ölçeğinde kullanacağınız ölçeğinizler tanelerin uzun kısa eksenlerini ölçerek uzama boyutları hakkında bilgi elde edebilirsiniz. Ama mikroskoptan görüntü analizinin en olumsuz yanı derinliği görememenizden dolayı iki boyutlu ölçümler üzerine bir sonuç elde etmenizdir. Bunun dışında tarama teknikleri var. Bu tarama teknikleri ve gelişmiş aletsel donanımlar, örneğin sedigraf, koltur, çok boyutlu tane ölçeği yahut laser ışınımlarının kırılımı üzerine kurulu teknikler
Bunlar genellikle ince taneli geleceği, yani çok ince kum, sil ve kil boyutlu geleceği gelişmiş donanımlar yardımıyla analiz eden ve sonuçlarını size bilgisayardan çıktı olarak veren gelişmiş teknikler. Bir de bunların dışında ki ilk başlangıç için sizlere önereceğim görsel değerlendirmeler. Örneğin laboratuvarda kaba olarak elde edebileceğiniz kum, sil ve kil boyutlu malzemeleri bir karton üzerine yapıştırarak silikonla yanınızda taşımanız yahut onlara ilişkin fotoğrafları kullanarak arazide karşılaştırarak bakıp görsel alışkanlık kazanmanız en kolay bir yöntem. Kaba taneli malzeme için sorunuz yok. Çünkü elinizde bir cetvelle çakılların maksimum uzunluğunu, genişliğini ve derinliğini ölçebilirsiniz. Bunun için de herhangi bir hırdavatçıdan bu boruların iç çaplarını yahut dış çaplarını ölçmeye yarayan kalifer diye bilinen bir alet alırsanız yahut bir cetvelin iki tarafına oynak olarak hareket eden iki tahta parçasını yerleştirirseniz derinliğini, genişliğini ve uzunluğunu arazide çok rahatlıkla ölçebilirsiniz. Burada ölçüm yapmak için üç türlü yaklaşım var. Yapacağınız araştırmanın ayrıntısına bağlı olarak dörtte bir fi aralıklı 21 elek setinden oluşan bir sistem kullanabilirsiniz. Yahut daha kaba taneliler için beşli setten oluşan bir elek sistemi kullanabilirsiniz. Bu elek sistemlerini iç içe geçirecek şekilde en üstte 2 milimetre onun üzerinde çakılcığın sınırı olan 4 milimetrelik elek, en altta ise bir toplama kapı, en üstte ise bir kapak olarak rotop diye bilinen hem ekseni etrafında dönen hem de düşey olarak sallanan bir alet yardımıyla 10-15 dakika sallayarak sonuç elde edebilirsiniz. Tabii eleklerde toplanan malzemenin en alttaki eleği silt ve çok ince kum arasındaki ayrımı oluşturan elek olması gerekecek. Dolayısıyla toplama kapınızda sizin silt ve kil boyutlu malzemeniz birikecek. Şimdi daha önceki kapta biriken malzemelerinizi önünüzde olan küçük fincanların içerisine yerleştirebilirsiniz. Ancak bunları küçük fincanların içerisine koymadan önce fincanlarınızın üzerine elek numaralarını, milimetrelerini ve daralarını yazmanız yararlı bir yaklaşım olacak. Aksi takdirde her şeyi karıştırabilirsiniz. Ve bunların içerisine koyduğunuz örneklerinizi daralarıyla beraber tarttıktan sonra aralarındaki farkını bir veri işleme kağıdına yerleştirebilirsiniz. Onları az sonra sizlere göstermeye çalışacağım. Kumdan daha küçük taneli malzemelerimiz ise silt ve kili öncelikle sodyum heksametafosfat 5 gramlık sulandırılmış genellikle kimyacılar sodyum oksalit eriği olarak bilirler. Yahut da yine 5 miligramlık sulandırılmış kalgon eriği içerisinde 24 saat
bekletmeniz gerekecek. Çünkü incir taneli malzeme taneler arasındaki özellikle kirli malzemelerin moleküler yapılarından dolayı birbirlerine yapışık olmalarının getireceği koloidal durum tane boyu analizini etkileyecektir. Kalgon yahut sodyum oksalat eriği işte bunların birebir tane bazında çözülmesine yardımcı olacaktır. Bu aldığınız çözülmüş 24 saat bekleterek çözülmüş eriğinizi şurada örneklerini gösterdiğim birer ölçekli ki bu ölçekler 1000 milimetrelik ölçeklerdir. Kaplar içerisine yerleştirerek ölçmelere başlayabilirsiniz. Ölçmeyi üç türlü geliştirebilirsiniz. Bunlar içerisinde sedimentasyonunuzu Stok yasası üzerine kurulu hidrometre yöntemi veya pipet analizi vardır. Bunlar içerisindeki pipet analizi gereksinmeniz açısından en kolay elde edebileceğiniz ve toplam 36 saat içerisinde tamamlayabileceğiniz bir analiz olduğu için sizi matematiksel olaraktan da zorlamayacağından dolayı genel geçer kabul gören bir analiz biçimidir. Ancak kalgon eriğinde yahut sodyum oksalat eriğinde beklettiğiniz karışımınızı önce şu çelik bardak içerisine koyarak ve onun içerisine bolca su ilave ederek elektronik olarak karıştırmanız gerekecek. Bu karıştırma aleti ucu plastik olan yavaş dönen bir alettir ve taneleri parçalamaksızın döner. Karışımın tam bir homojen yani tam anlamıyla bulanık bir görünüm kazandığı durumda silindirlerin içine boşaltabilirsiniz ve bunları üst seviyesine kadar damıtılmış suyla doldurarak belirli zaman aralıklarıyla pipetinize 10 santimetre ve 20 santimetre olmak üzere farklı aralıklarda çekerek 36 saatlik bir zaman dilimi içerisinde analizinizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben bunlara ilişkin mikrometre ve zaman ölçeğine ilişkin tabloyu özellikle koymadım çünkü sayısal olarak sizleri çok karıştıracak ama ilgi duyan arkadaşlarınız bana iyi mail olarak dönüş yaparsa sizlere e-mail kanalıyla bütün bu verileri ilişkin chartları gönderme olanağım olur. Şimdi gelelim olayın ikinci bölümüne. Ölçümlerimizi titiz bir şekilde yaptık. Laboratuvarı temiz bir şekilde bıraktık. Ama önemli olan burada ikinci nokta şudur. Uygun teknik kullanılarak yapılan herhangi bir çalışma sonucunda çok sayıda analizin boyutuna göre sayısal veri elde edilir. Bu sayısal veriler herhangi bir şekilde sınıflandırılmazsa hiçbir şekilde onlardan bir anlam çıkartamazsınız. Bunun için bunları görsel olarak sınıflandırmanız gerekir. Ve bu sınıflandırmayı da tablo veya grafiklerle göstererek ve daha sonra da istatistiksel parametrelerini hesaplayarak anlamlandırabilme olanağını yaşarsınız.
Nedir bu olay? Hemen şunu alalım. Şimdi elek boylarımız belli. Tane boylarımız belli. Şeylerimiz üzerine bütün daralarıyla ölçtüğünüz, ağırlıklarını belirlediğiniz kum, kil ve silt taneleri çok kabadan siltin sonuna kadar belli. Bunları nasıl değerlendiriyoruz? Çok kolay. Soldan sağa doğru başlıkları koyarak göstermeye çalıştım. Tane boyu ve elek numaraları en solda. Eleklerdeki tane ağırlıkları, her biri, her elekteki tane boyu ağırlığı. Şimdi bu ağırlıkları korken iki tane ince yaklaşım var. Eğer en üstte koyduğunuz çakılcığın alt sınırı olan 2-4 milimetrelik elekten dökerek olayı gerçekleştirdiyseniz, buradaki gösterdiğiniz bütün tane boyları 2 milimetreden küçük olarak gösterilmiş olacak. Yani bunun anlamı, sizin buradaki gösterdiğiniz tane boyu 1 ile 2 milimetre arasındaki süreklilik gösteren çok kaba kumun tane boyu olacak. Bundan dolayı bu her bir birikim yüzdesel olarak ağırlıkları bulunmadan önce üst üste eklenerek birikimli ağırlıkları saplanır. Öyle birinci eleğinizde 1.68, ikincisindeki 2.40, birikimli ağırlık 4.8, 3.36, 7.44 bu şekilde toplanır ve toplamın başlangıçtaki toplam ağırlığına artı eksi birkaç gram oynamalı olarak denk gelmesi gerekir. Eğer oynama sayınız çok yüksekse bir hata payı olduğunu gösterir. Ama hata payınız %5'ten azsa bunu bütün değerlere bölüştürerek hata payını eşitleyebilirsiniz. Ondan sonra bu ağırlıkların her birinin yüzdesel ağırlığını ve birikimli ağırlıklarını belirlersiniz. Ben burada kolaylık olsun diye kuramsal bazda %100 üzerinden bir düzenleme yaparak sizlere aktarmaya çalışıyorum. 2. Şimdi bu elde ettiğimiz ağırlıklarımızı sütun grafikleri olarak gösterebiliriz. 2. Birikimli sıklık dağılım eğrisi olarak gösterebiliriz. Yahut üçgen diyagramlarda gösterebiliriz. Şimdi bunları göstermek oldukça kolaydır. Örneğin en soldaki şu kahverengi görüntülü sütun grafiğimize bakalım. Burada bir tane boyunun sıklık dağılımı var. Yüzde ölçeği üzerine kurulmuş. Şu az önce aldığımız değerler. Örneğin diyelim ki ilk örneğimiz 10 gram ağırlığında olsun. Ve tane boyu 2.5 ile 2 milimetre olsun. Diğer bir deyişle 2'den küçük bir değer olsun. 10'un hizasından 2'nin küçüğünden başlayıp, tamam mı? 2.5'un bitim noktasına kadar olan alana sütunu çizdiğimiz zaman sütun grafiğini oluşturmuş olursunuz. Aynı olayı birikimli sıklık olarak bu sefer birikimli eğriyi oluşturmak için de yapabilirsiniz. Örneğin 2 ile 2.5 arasında
bir malzemeniz var. %5 oranında. Bakın burada %20 olarak göstermişim. Buradaki her aralık kendi içerisinde orantısal. Yani 4, 8, 12, 16, 20 şeklinde. Tamam mı? %5 burada. %5'in sizin fiil sayınızla karşılaştığı noktayı birleştirdiğiniz zaman ilk noktanızı belirlersiniz. Böylelikle tüm noktaları belirledikten sonra noktalarınızı düzgün bir şekilde çizerseniz birikimli sıklık eğrisini oluşturmuş olursunuz. Şimdi burada dikkat ederseniz gösterdiğim düşey eğri matematiksel olarak eşit ağırlıklı bir eğri. Ancak bu eğri her zaman tane boyu analizlerinde geçerli değil. Hangi anlamda geçerli değil? Örneğin bu birikimli sıklığı tane boyunda göstermek isterseniz 2 milimetreden 0.001'e kadar olan her değeri belirli aritmetik değer olarak gösterirseniz buradaki yatay ekseniniz oldukça uzun bir eksen olur ve bu ne sizin ekranınıza sığar ne de anlam yapar. Bunun için bunun yerine logaritmik değer konulmuştur. Ve bu logaritmik değer işte sizin bu tane boyu göstermenizi logaritmik değer olaraktan da elde etmenizi sağlar ve logaritmik değerle gösterdiğiniz eğri düz çizgilerle karakterize edilir. Şimdi o konuları da biraz açmaya çalışayım. O tabdan getir şuraya. Üçgen diyagramlardan bahsetmiştim. Oranlara hatırlayın. Özür dilerim burada bazı değerleri Türkçeleştirmeyi unutmuşum ama en üstteki üçgen kil, altta kul, sirk var. Bunlar içerisinde her bir sınır %50'lerle sınırlı. %50'lerle sınırlı olan alanlar içerisindekileri kil, kum veya sırt diye tanımlarsınız. Bunların arasında yer alan ters üçgendekileri ise bizim günlük dilde kullandığımız mil olarak değerlendirebilirsiniz. Daha gelişmişinde bu oransal dağılımı alarak daha bölümlere bölebilirsiniz. İçerisindeki kum, sirt veya kil oranına göre eklemeler yaparak killi sirt, siltli kum, kumlu sirt gibi tanımlamalarla değerlerinizi belirtebilirsiniz. Şimdi sizlere bahsettiğim üç tane eğri. Birincisi sütun grafiği aldığınız zaman normal dağılım eğrisi. Normal dağılım eğrisi Gaussian eğrisi olarak bilinir çünkü onun yaratıcısı istatistikçi Gaussian'dır. Ama günlük dilde Chan eğrisi olarak bilinir. Bu eğri histogram bizim sütun grafiğimizden elde edilen doğrusal bir eğridir ve bu eğrinin en önemli özelliği tane boyu dağılımının yahut istatistiksel değişkenlerin hepsinin eş değer olarak ortak bir noktada toplandığı durumu belirtir. Bu eş değer dediğim olay en sık olarak görülen değer ki bu bizim istatistik kitaplarımızda ve sedimentoloji kitaplarında mod olarak geçiyor. Mod teriminden gelme. İkincisi orta değer medyan diye geçiyor. Üçüncüsü ortalama anlamına gelen mean diye geçiyor. Ama ortalama değer bütün değerlerin aritmetik değer üzerine kuruludur. Şimdi buradaki gördüğünüz ikinci sağdaki eğri ise yeşil eğri ise bizim kümülatif eğrimiz. Ve bu kümülatif eğrimiz dikkat ederseniz sağ taraftaki düşey boyut
sıfırla yüz arası yüzde ağırlık olarak eşit ağırlıklı gösterilmiş, ancak birikimli eğrimiz ise logaritmik ölçü olarak en ince taneden, yani 0,001'den küçük taneden kaba kuma doğru büyüyen bir şekilde gösterilmiş. Şimdi burada ise aynı eğrimizin hem düşey hem de yatay eksende logaritmik değerler olarak gösterilmesi. Normal bir dağılım olduğu için kırılma göstermeye tek bir doğrusal çizgi olarak yansıyor. Şimdi şeyi alalım. Az sonra gündeme geldiği zaman soru olarak dile getireceğiniz olarak gösterdim. Şimdi bizim bu normal dağılım eğrisinde ortalama değere göre sapmaların bir ayrımı var. Genellikle sapmalar orta değerin eksi bir ve artı bir standart sapmaları arasındaki oynamaları bu normal eğrinin %68.3'lük bir bölümünü kapsıyor. İkinci sapmamız ise eksi 2 ile artı 1, artı 2 değerleri arasında. Bu da eğrimizin %95.5 bölümlük bir veri alanını kapsıyor. Üçüncüsü ise en dar alan, ki bahsettiğimiz uçlar, ince ve kaba uçlar, verimizin 99.7'lik bölümünü, yani en az uç bölümlerini kapsamakta. Şimdi log normal eğrimiz düzgün bir çan eğrisi şeklinde demiştik. Ama diğer logaritmik bir eğri olması nedeniyle bakışımsız bir eğri olarak ortaya çıkmakta. Şimdi burada bahsettiğim bütün konuları bir daha özet olarak verelim. Ağırlıklar en küçük veya en büyük olarak gösteriyoruz. Burayı ister matematiksel olarak eşit ağırlıklı yahut logaritmik değerle gösterebiliyorsunuz. Düşey ağırlığı eşit ağırlıklı olursa gördüğünüz gibi bir geniş aralıklı S biçiminde, ama logaritmik olursa 3 yahut 4 parçadan oluşan düz eğrilerle karakterize edilen bir eğri oluyor. Bu eğri tane boyu toprak analizlerinde derecelendirme eğrisi olarak geçiyor. Şimdi az sonra boylanma konusuna değineceğim. Yalnız burada hemen aklımdayken söyleyeyim. Jeomorfoloji ve sedimentolojide tane boyu analiziyle toprak analizlerindeki tane boyu standart sapma farklılıkları tamamen birbirlerine zıttı. Örneğin iyi boylanmalı tane boyu dediğimiz şey toprak analizinde kötü boylanmalı yahut kötü derecelendirilmeli toprak olarak geçiyor. Bunun nedenlerini mühendislik jeomorfolojisi ile ilgili konuda en son konularda sizlere değineceğim. Ama hemen aklımdayken çok somut bir örneği vereyim. Hani hepiniz eminim yaşamınızda yollara toprak dökümünü görmüşsünüzdür. Şey dökülmeden önce. Asfalt dökülmeden önce. Ve iri bloktan kire kadar karışık her türlü malzemeyi dökerler. Ve ben o malzemeleri gördüğüm zaman mühendislikle ilgili konulara girmeden önce aa diyordum. Geliş güzel toplamışlar, döküyorlar. Ama mühendislik anlamında şu. Kaba ve ince taneler
birbirlerinin boşluklarını doldurdukları için çok sıkı bir yerleşik dayanım yüzeyi oluşturuyorlar. İşte bina yapımlarında, yol yapımlarında en çok dikkat edilmesi gerekli noktalardan birisi mühendislik geomorfoloji açısından da dile almadığımız, değerlendirmediğimiz toprak mekaniği ve toprak analizi. Tane boyu analizden hiçbir farkı yok. Tek farkı derecelendirme değerlerindeki farklılık. Şimdi zannedersem biraz hızlı gideceğim. Az önce bahsetmiştim. Bu tane boyu eğrileri küçükten büyüğe doğru olabildiği gibi büyükten küçüğe doğru da çizilebilir. Ama genel olarak evrensel standartlar küçükten büyüğe doğrudur. Küçükten büyüğe doğru derken tane boyunun çapından bahsediyorum. Yani kilin en küçük boyutundan buradaki o gördüğünüz pi ölçekleri olarak kabaçakala kadar giden, pardon, milimetrelik olarak 10 santimetreye, 1 santimetreye kadar giden değerler. Diğerleri genellikle İngilizlerin kullandığı sistem üzerine kuruludur. Şimdi az önce bahsettiğim, hemen şunu bir göstereyim. Toprak analizinde dediğim gibi keyil, sil, kum ve çakıl sınırları standart geomorfoloji ve sedimentolojide geçerli standartlardan farklıdır. İşte tipik bir logaritmik kağıt. Bu kağıdın örneğini eminim mühendislik malzemelerini satan yerlerde bulabilirsiniz. Eğer bulamazsanız ben size bunun bir kopyasını gönderirim. Siz bunu büyüterek kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradaki daha ince, yani üstteki kaba elekten geçmiş malzeme anlamına gelen yüzdesel dağılımlar, tamam mı? Ve dağılımlar gördüğünüz gibi eşit aralıklı matematiksel ama yatayda logaritmik olarak gösteriliyor. Ve logaritmik değerler fi değerleri üzerinde. Dikkat ederseniz 0, 0, 1'ler 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Her biri 10'ar parçalıdır. Şimdi bunun anlamı az önce değindiğim şu doğrusal görünüm olayı. Logaritmik eğride düz parçalardan oluşan bölümler halinde demiştik. Her bölüm farklı bir taşınma dinamiğini yansıtmakta. Az önceki şu grafiğimize gelelim. Örneğin şuralardaki grafiği şu kırılma noktaları ve eğimleri bize tanelerin dağılım sıklıklarının niteliği hakkında bilgi verir. Eğim açısı arttıkça tane boylanmasının iyi, yataklık arttıkça tane boylanmasının büyük olduğunu gösterir. Yine bu kırılmalar bize ince taneli, orta taneli ve kaba taneli malzemenin dağılımları hakkında bilgi verir. Şimdi buradaki şu şeyimize baktığımız zaman alttaki değerlerimiz kaba taneliden başlıyor, ince taneliye doğru gidiyor ve bu nedenle en alttaki gördüğünüz şu kırılma noktaları farklı yerlerdekiler genellikle çakılcık boyutuyla kaba çakıl arasındaki
tanelerin dağılımını gösteriyor. Bu tür taneler ancak akarsuyun tabanında çekme gücünün etkin olduğu hız koşullarında taşınabilir. Dikçe eğimli olan ikinci bölümler ise şu kırmızılarla, yeşillerle, morla gördüğümüz bölümler ise ve onların biraz daha yatikalleri ise sıçramalı taşınma olarak tanımladığımız kumların taşınmasına yansıtır. En sağ baştaki yatık eğim ise asılı gereç olarak tanımladığımız, yani taşınma sırasında çok ince kum, sirt ve kilit tabana enerji koşulları durgun hale gelene kadar çökmeden taşındığı koşulları yansıtır. İşte bu tane boyu ağırlığı ve dağılımı bize bu taşınma dinamikleri hakkında bilgi verir. Zannedersem zamanı biraz fazlasıyla açıyorum. Şimdi burada bu grafiksel eğri ölçümler dışında bir de moment ölçümleri vardır. Moment ölçümleri tane boyu dağılımını en küçük noktasından en büyük noktasına kadar olan tüm değerleri ele alarak yapılan bir matematiksel işlemdir. Bu işlemi yapabilmeniz için elinizde çok gelişmiş bir program ve gelişmiş matematiksel donanımları yapabilen bir akıllı telefon yahut bilgisayar olması gerekebilir. Bu nedenle Fock ve Worth tarafından grafiksel parametreler üzerine kurulu ölçüm sistemi geliştirilmiştir. Şimdi bu ölçüm sistemleri de iki alanda toplanır. Bir, orta değerli saptamaya yönelik ölçümler, ki bunlar yaygın değer, orta değer ve ortalama değer olarak bildiğimiz ölçümler ve bunlara az önce değinmiştim. Örneğin yaygın değer, tane boyu içerisinde en sık olarak görülen değerdir ve bu şeyde normal dağılım eğrisinin en tepe noktasını oluşturur. Ortalama değer bütün değerlerin, grafiksel değerlerin matematiksel ortalama ölçümleri üzerine kuruludur. Orta değer ise normal bir dağılımı iki eşit parçaya, yani %50'şerlik parçaya bölen bölümüdür. Bizi ilgilendiren burada ortalama değerdir. Ancak sıklık dağılımının normalden sapmasının doğasını tanımlayan parametreler de vardır. İşte bu parametreler standart sapma, bakışımsızlık ve basitlik, sivrilik veya uçluluk ölçümleri olarak bilinir. Standart sapma, ortalama değer etrafındaki oynamaların boyutları hakkında bilgi verir ve bu oynamalar dar olursa iyi boylanmalı, alan genişledikçe yahut sayısal değer arttıkça kötü boylanmalı anlamına gelir. Bunları örneklemelerle konunun sonunda değinmeye çalışacağım. Bakışımsızlık ise normal dağılımdan ince veya kaba taneli çökele doğru olan uzaklaşmanın ölçüsünü yansıtır. Diğer bir deyişle bu ortalama değerin orta değere göre konumunu belirler. Basitlik, sivrilik yahut uçluluk ölçüsü ise bu aralarda devamlı korona 19 nedeniyle vaka sayıları peak net diye geliyor, görüyorsunuz. Oradan da kulağınıza sapıyordur. Bu basitlik ve sivrilik ise normal dağılım eğrisine göre boylanma katsayısının boyutları hakkında bilgi verir. Basit olduğu sürece
boylanma kötüleşir. Basitliğin alanı daraldıkça, yani bizim eğrimiz uçlu, sivri bir eğri görünümü kazandıkça boylanmanın değeri olumlu yönde gelişir. Şimdi bu değerlerden bahsedelim. Hani az önce sizlere bahsetmiştim ya, %68, %95, %99.5 diye. Burada bazı değerler var. Bunlar nereden çıktığını düşünecek olursan işte bu yaklaşımdan çıkıyor. Grafiksel ortalamada ortalama değer şu en üstteki P harfi bize şeyi gösteriyor. Yüzde dağılımını, yüzde dağılımın sıklığını gösteriyor. Persentilin karşılığı. Ortalama değerimiz neymiş? %16, %50 ve %84'ün toplamının 3'e bölümü. Şimdi bu grafik ortalamayla ilgili pek çok değerlendirmeler var. Kimileri %10'dan %90'a kadar alıyor. Kimileri bunu iki sayıyla alıyor. Ama dediğim gibi Folk and Word sıralaması en yaygın kullanılan olduğu için benim burada verdiğim değerler onlar üzerine kurulu. Diğerlerin hesaplanması çok kolay. %16 mı? Evet. %16'yı yerini buluyoruz. Tamam mı? Oradan bir dikme alıyoruz. Dikmeyi aşağıda tane boyunu ister milimetre gösterin, ister fi olarak gösterin. Ama fi olarak göstermeniz her zaman sizin yanınızda. Ama aritmetik yahut log olarak kullanırken öncelikle aritmetik kullanın kolaylıkla yer belirlemek için. Dikme indirdiğiniz zaman hangi tane boyuna geldiğini fi olarak göreceksiniz. Ve oraya değerini koyacaksınız. Diyelim ki P16'nın karşılığı burada 2 70'ler civarında bir yerde. Tamam mı? 16 karşılığına 2.70. 50 karşılığına onun değerini, 84 karşılığına onun değerini koyup 3'e böldüğüm zaman grafiksel ortalamayı böleceksiniz. Standart sapma, grafiksel bakışımsızlık, grafiksel basitlik, sivrilik içinde aynı şekilde formüller var. Ve istediğiniz zaman sizlere bu formülleri rahatlıkla e-mail ile gösterebilir. Bunlar burada gördüğünüz P harfleri sizleri şaşırtmasın. Yandaki eğrilerde her birinin yerini ve ne şekilde saptandığını görsel olarak sizlere aktarıyor. Bütün yapacağınız basit toplama, çıkartma, çarpma, bölme. Ve arada gördüğünüz bazı katsayılar var. 6,6 gibi, 2,44 gibi. Şimdi gelelim boylanmaya. Tamam mı? Boylanma dedik ki taşınmanın dinamiğini verir. Burada size 3 tane farklı boylanmayı gösteriyorum. Tamam mı? Standart sapma hemen hemen her biri çok kaba taneli kumlardan oluşan çökerler. İyi boylanma. Nedeni büyük olasılıkla bunlar yüksek enerjili bir kıyıda dalga yalamasının oluşturduğu alanda depolanan malzeme. Nedeni ise dalga yalaması sırasında enerji seviyesine bağlı olarak var olan ince taneli geleceğin denizin veya gölün daha derince bölümlerine taşınması. Şurada ise bir akarsu çökeli. Orta ile kötü boylanma arasında. En sağda ise şurada temel üzerine açısal uyumsuzlukla gelen bir moloz atması. Gördüğünüz gibi içerisinde kaba bir bloğumuz var. Kaba çakılımız var. Kil, silt, kum ve çeşitli boyutlarda çakıllardan oluşuyor. Çok
kötü boylanma. Peki biz bunları ölçmeden arazide tamamlayabilir miyiz? Tabiatıyla. Mustafa Hocam sesiniz gelmiyor ama. Şu anda kesin gibi geldi bana, tamam. 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 Az önce sizlere bahsetmişim. Sisteme onu yüklememişim çünkü çok kötü bir fotoğraf. Forker Word'un internete girerseniz rahatlıkla bulabileceğiniz ama elinizdeki şeyin çok iyi olması lazım. Fotoğraflar var. Arazide kullanabileceğiniz boylanma değerlerini gösteren fotoğraflar. Onları kullanarak iyiden kötüye kadar boylanma hakkında bilgi sahip olabilirsiniz. Ama benim şu fotoğraflarımdan da küçük kareleri alarak ince, orta kötü, çok kötü boylanma hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi az önce sizlere bakışımsızlık hakkında bilgi vermiştim. Ama değindiğim gibi bu bakışımsızlığın ortalama değere göre sapmaları olacaktı. Ve bu sapmalar ince veya kaba taneli tarafa göre oluyor. Ve bunlara bağlı olarak da pozitif veya negatif sapmalar olarak tanımlanıyor. Ve bu sapmalar da Falkenwald'a göre sayısal olarak belirleniyor. Kuramsal olarak bu sapmalar eksi 1 ile artı 1 arasında ve bunlar aşırı kabataneli, kabataneli, oldukça bakışımlı, ince taneli, aşırı ince taneli olarak değerlendiriyor. Şimdi burada oldukça bakışımlı dediğimiz bizim ilk başta değindiğimiz normal dağılım eğrisine yakın bir eğriyi yansıtıyor olması. Şimdi bunların anlamı şu. Eksi bakışımsızlık değerleri çökel taşınması ve depolanması sırasındaki gücün, taşıyıcı gücün ortalama güçten daha yüksek ve normalden daha uzun süreli olarak etkili olduğunu ve hız oynamalarının yüksek değerlerde ve daha sık aralıklı olarak gerçekleştiğini işaret ediyor. Artı değerler ise bunun tamamen tersi. Şimdi burada basitlik üzerine bir şeyden bahsedelim. Az önce değindiğim gibi yatık ve daralma olayı. Tamam mı? Tane boyu dağılım eğrisinin normalden dağılımına göre sapmalarını biliyor demiştik. Burada uçlu dağılım eğrisi tanelerin merkez bölümünün kuyruk bölümlerine göre yani kaba ve ince taneli gereçlere göre kumlu malzemelerin daha iyi boylanmalı olduğunu, çökeli taşıyan gücün hızındaki değişmelerin tane boyu dağılımının merkez bölümünde etkili olarak işlediğini gösteriyor. Basık eğriler ise hız oynamaları ancak kuyruk bölümlerinde yani kirli, sitli, çok inceli veya çakıllı bölümlerde etkili olduğunu ve kumlu bölümlerde herhangi bir etkisi olmadığını belirtiyor. Bunlar da uçluluk görünümlerine göre uçlu dağılım, normal dağılım, basit dağılım ve çok basit dağılım olarak tanımlanıyor ve bunların da kendi aralarında istatistiksel parametreleri var. Az önce değindiğim parametrelerden
hesap edilmeye göre. İlle bu şekilde eğri çizmenize gerek yok. 0.60'dan küçükler çok basit. En altta gördüğünüz gibi kırmızıyla gösterilen. 3.00'dan büyükler ise aşırı sivri uçlu dağılımı gösteren eğriler. Yani çok kötü boylanmayla çok iyi boylanmanın göstergeleri. Şimdi iki değişkenli dağılım grafikleri var. Bunun anlamı şu. İki değişken dediğimiz zaman az önce sizlere ortalama değerden basitlik sivrilik değerinden ve eğrilerin negatif veya pozitif değer bir değişler. İlçe veya kapalı kalın taneli tarafa güç etmesine bağlı olarak yansıması olan değerden bahsettim. Siz bu değerleri ortalama ve boylanma değerleri olarak yahut basıklık veya bakışımsızlık değerleri olarak yahut boylanma bakışımsızlık veya ortalama basıklık değerleri olarak dağılımları grafiklerde gösterirseniz farklı alanlarda aldırış çökenleri yerleştirdiği zaman aralarındaki kümelenmeleri göre ortamsal dağılımları ayırt edebilir veya ayırt edemeyebilirsiniz. Örneğin burada diyelim ki çok farklı dağılım örneklerini özelliklerini gösteren boylanma ile ortalama arasındaki bir ikili denetleştirme. Şimdi burada gelişi güzel bir dağılım olduğu için herhangi bir şekilde bunlar arasında bir dağılım yapma mümkün değil. Ancak eğer bizim bu verilerimiz herhangi bir şekilde belirli alanlarda kümelenmiş olsalardı, o zaman ortamsal olarak bunları ayırt edebilme olanağımız olacaktı. Bu çalışmalardan kalkarak özet olarak şunu söyleyebiliriz. Tane boyu analizleri, modern kumsal kıyı veya karın içi rüzgar kumulları, akarsu ve buzul çökenleri gibi farklı çökelme ortamlarından derlenen kırıntısız çökenlerin dokusal özellikleri ve bunlara ilişkin parametreler ve bunların çok değişkenli istatistiksel yöntemleriyle irdelenmeleri ortamsal yorumlamalar için oldukça duyarlı ve güvenilir veriler sağlamaktadır. Ancak verilerimiz özellikle çeyrek veya yarım pi aralıklı elek verilerinden yararlanılarak oluşturulursa yeterli bir veri tabanı elde edilebilir. Özellikle ortalama boy ve bakışımsızlık ile ortalama boy ve standart sapma verilerinin karşılaştırmaları, buzul çökelleri, akarsu ve rüzgar kumulları arasındaki ortamsal ayırt edilmeleri için temel bir veriyi oluşturmaktadır. Ortalama tane boyu bakışımsızlık ilişkisi ise kumsal kumu, kıyı ve kare içi rüzgar kumullarının ayırt edilmesinde. Ortalama ve standart sapma arasındaki denetleme ise kumsal ve akarsu kumlarının ayırt edilmesinde. Bakışımsızlık ve basıklık arasındaki dağılım ilişkisi ise rüzgar kumulu ve kumsal kumlarının ayırt edilmesinde yararlı veri tabanları oluşturmaktadır. Şimdi dağılım grafiklerinin yararları ve sınırları özet olarak şöyle.
yararları iki değişken arasındaki ilişkileri gösterir. Doğal olmayan veriler hakkında fikir veren en iyi yöntemdir. Görsel olarak sizlere verileri değerlendirme olanağını sağlar. İleri düzey istatistiksel analizler için ilişkinin geçerlilik seviyesini saptayabilme olanağını yaratır. Ve bu diyagramların hazırlanması da oldukça kolaydır. Sadece elde ettiğiniz verileri düşey ve eksen, yatay eksen üzerindeki ilgili yerlerine yerleştirerek dağılımlara gözlemsel olarak bakmak ve kümelendirmek. Limitleri. Korelasyonun derecesi yani boyutları hakkında tam bir bilgi vermez. Değişkenler arasındaki ilişkinin nicel, diğer bir deyişle sayısal ölçüsü hakkında bilgi aktarmak. Sadece nicel değişimin nicel ifadesini gösterir. Ve en önemlisi ikiden fazla değişkeni, iki değişkenli grafiklerde gösteremezsiniz. İkinci bir olay ise bunlardan birisi bağımlı değişkendir. İkincisi bu bağımlı değişkene bağlı olarak bağımsız değişkendir. Bağımlı değişken yatayda, bağımsız değişken ise düşey eksende gösterilir. Şimdi bahsettiğim olayları çakıl boyutuna biraz indirgelerim ve sizleri birkaç dakikanızı daha alarak somut örneklerle aktarmaya çalışayım. Kapak haneli çakıllar çalışırken herhangi bir sorunumuz yok. Ama bunlara ilişkinde bazı tanımlamalarımız var. Nedir? Çakıllar bildiğiniz gibi gevşek tutturulmuş ya tutturulmamış 4 milimetreden büyük taneler. Tamam mı? Bunlar çok köşeliden yuvarlığa kadar uzanan taneler. Burada hepsinin örneklerini görüyorsunuz. Ve ilginç olarak hemen bunu söyleyeyim. Şurada gördüğünüz tamamen köşeli parçalardan olan ve köşeli parçaların her birinde kireç çarşısından türeme şurada gördükleriniz ve içerisinde de ince taneli malzemenin matris olarak bulunduğu bir kayaçtan kesit. Yanda ise araziden bir fotoğraf. Yalnız burada vurgulamak istediğim şu. Çakıl, çakıl taşı ve bireş. Çökelme ortamı tanımlamaların temel özellikleridir ve bu tanımlamaların temelini oluşturan verileri sağlar. Bunlar genellikle yüksek enerji sistemleriyle bağlantılıdır ve bu yüksek enerji sistemleri ister çekimsel akbaya ürünleri olsun, ister turbidit ürünleri olsun, ister akarsu ürünleri olsun, sizlere kaynak alanın doğası, kaya türü ve stratigrafı hakkında ve bunun doğasını ve taşınmanın ve depolanmanın dinamiklerini denetleyen klimatik ve tektonik güçler hakkında bilgi verir. Şimdi buraya baktığınız zaman birincisinde çakıllarımız tamamen köşeli, dağınık bir şekilde. Diğerlerinde çakıllarımızda hem yönelik var hem de bir biliklenme var. Yani soldan sağa doğru çakıllarımız özellikle yatsı oranları genellikle 3/2 yahut 3/1 olan çakıllarımızda görülüyor. Bir eğim kazanmışlar. Bunların anlamı nedir? Hemen bahsedeyim. Biraz önce değineceğim ama işte bu dağılımlar çakılların yönelimi ve biliklenmesi olarak bilinir ve bize paleo akıntı yönü hakkında bilgi verir. Nedir bu paleo akıntı yönü? Çökelin taşınması sırasında etkin olan akma yönü. Şimdi burada yalnız dikkat etmeniz gereken olay bu
özellikle akışkan tarafından taşınan malzemeler için geçerlidir. Diğer bir şeyler, tanımlamayla akışkan dediğimiz zaman burada, bu konuyu gelecek hafta ele alacağım, akarsular ve buzulu göz önüne almanız gerekir. Çünkü bu biniklenme ve yönelme olayıyla ilişkin ilk çalışmalar 19. yüzyıl sonlarında buzul araştırmaları ile ilişkili yapılan çalışmalarda kaynaklanmaktadır. Ve bu yönelimler ve biniklenmeler bize buzulların dağılımı ve ilerleme yönleri hakkında bilgi vermektedir. Bundan kalkarak özellikle yine Folk'un Brussels Nehri üzerinde yaptığı çalışmalarında esinlenerek ortaya koyduğu yaklaşım, akarsuların sadece dinamiği hakkında değil, paleo akıntısı hakkında da bilgi vermektedir. Buradaki eğim yönleri akarsuyun geldiği yöne doğru bir eğimi göstermektedir. Diğer bir deyişle buradaki akarsu sağdan sola doğru bir akışı göstermektedir. Çapraz katmanlı bilimlere ileride değineceğiz. Oralarda da bu tür eğimleri göreceksiniz. Ama o farklı bir olayı yansıtacak. Şimdi hemen bir soruya geçelim. Çakılların tanımlamasında iki tane önemli olgu vardır. Birinci matrix. Az önce değindiğim gibi çakıllar arasındaki gözenekleri dolduran ince taneli çökelleri tanımlar. Ancak her çakılın arasında bu ince taneli çökelleri görmek olasılığı değildir. Bazı çakıllar arasında hiçbir şekilde çökel göremezsiniz. Bazılarında ise sadece tek çeşit bir çökel görebilirsiniz. İşte bu gördüklerinize göre gördüğünüz çökellerin tane boyutlarındaki dağılımın tek düze veya iki farklı taneden veya çok farklı tanelerden olmasına göre tek kutuplu, iki kutuplu veya çok kutuplu çakıl veya çakıl taşı olarak tanımlanır. Bunlar da yine bize çökelme ortamının ve depolanma sırasında etkin olan depolanma sürecindeki gücün dinamiği hakkında bilgi yansıtır. Nedir o? Hemen görelim. Yalnız burada o konuya girmeden önce bir konuya daha bahsedeyim. Burada çakıl ve çakıl taşlarının parametreleri ile bir iki tanımlama var. Bunlar temel konular olduğu için değineceğim. Oligometrik. Eğer tanelerimizin %90'ından fazlası dayanıklı kaya açılardan veya minerallerden oluşmakta ise bunlar çökellerin taşınma ve depolanmadan önce bulundukları ana kaya üzerinde kimyasal ayrışmaya maruz kaldığını ama bu ayrışma nedeniyle halen özelliklerini kaybetmeksizin taşınmaya dayanımlı olarak bulundukları yerden depolanma ortamına kadar geldiklerinin göstergesini oluşturur. Petromik olarak tanımladıklarımız ise genellikle yarı duraylı veya duraysız kayaçlardan, örneğin bazalt gibi kolaylıkla dağılabilir, kireç taşı gibi, kil taşı gibi kayaçlardan ve minerallerden oluşan çakıl ve çakıl taşlardır. Şimdi ben buradan minerallerden oluşan derken kil taşı dedim. Kil hem tane boyu açısından en küçük kırıntıyı tanımlar, aynı zamanda bunlar ayrışmanın ürünleri, özellikle feldspatın mineralinin ayrışmasının ürünleri oldukları için
mineral özelliği gösterirler. Ve kendileri özgü adları ve mineral yapıları ve kimyasal bileşimleri vardır. Bu konuları ileri alacağız. Bir de köken olarak bizim tanelerimiz ya çökelme ortamına, dışarıdaki bir ortamda, yani bir drenaj havzası ve o drenaj havzasının altyapısını oluşturan kaynak alandan türeme malzemeden oluşur. Yahut da doğrudan depolandığı alandaki malzemeden yeniden türeyebilir. Bu olay nasıl olur? Örneğin bir sığ karbonatlı veya tuz veya sülfatların çökeldiği bir ortamda veya ince taneli çökellerin, örneğin şu son sel baskınlarında olduğu gibi, evrenimizde bile depolandığı malzemenin depolandığı yerde kuruması sonucunda çatlayıp tekrar taşınmasıyla yine aynı ortam içerisinde depolanma koşulunu yansıtması olayıdır. Bu tür şeyler, malzemeler ortam içi depolanmayı ve aynı zamanda ortamın geçirdiği evrimsel değişime de ışık tutar. Az önce değindim. Tane şekli ve yuvarlıklı arazide zorda mısınız? Elinizde bunu tutarak rahatla bakarsınız. Ben arazi çalışmalarının ilk yıllarında, doktora çalışmamda bu tür çarpları çok kullandım. Ve rahatlıkla başınız ağrımadan anında not defterinize notlarınızı alırsınız. Ondan sonra gerekli ölçümleri yapıp sayısal analize dökersiniz. Yine bu zilgin sınıflaması kendisi aslında Çin'de ama Amerikan Birleşik Devletleri'ne yerleşmiş. Yine herkesin kullandığı, size bahsettiğim kötü bir fotoğraf için yerini buldum ama göstermek istemedim ama geldiği için göstereceğim. Arazide taşırsınız. Gördüğünüz gibi çok kötü, kötü, orta kötü, daha doğrusu yarı kötü, yarı yuvarlak, yuvarlak, çok iyi yuvarlak olarak tanımlanmış taneler. Burada çok kötü, kötü, yarı kötü, yarı yuvarlak ve en sağ tarafta ise tamamen yuvarlak ve çok iyi yuvarlak taneler. Az önce yine bir şeyden demiştim. Daha iyi örneklerini göstereceğim. Tanelerimiz tane veya matris eşliğinde olabilir demiştik. Ve bunlar tek kutuplu, iki kutuplu veya çok kutuplu olabilir demiştik. İşte burada en sağda tam anlamıyla matris destekli tanelerimiz. Gördüğünüz gibi tanelerimiz çamurlu bir matris içerisinde, diğer bir deyişle kil, sil, çok ince kum ve kumdan oluşan bir malzeme içerisinde yüzer halde bulunuyor. Bu matris destekli çakıl olarak tanımlanır ve ne anlama geldiğini az sonra değineceğim. Ama hemen aklımdayken söyleyeyim. Tipik bir bolaç akması çökelidir. Veya eğer köşeli taneli ise ilk başlarda gösterdiğim gibi bir heyelan kaya dökelmesi ürünüdür. Gelecek hafta ele alacağımız konu. Burada ise taneler arasında hiçbir şekilde ne ince taneli ne kaba taneli bir veri var. Bu İngilizce'de open work olarak geçiyor. Ben buna açık gözenekli tane destekli çakıl olarak söylüyorum. Bu genellikle deniz kenarına yahut göl kıyısına gitmiş arkadaşlarımız bazen görürler. Dalganın, özellikle fırtınalı havalarda dalganın çakıllı kıyıyı yalaması sonucunda çakıllar arasında, yani şöyle bir malzemedeki ince taneli malzemeyi taşıyıp götürmesi sonucunda oluşan çökellerdir. Tipik
kıyı çökelini yansıtır. Burada ise taneler arasında şurada en soldaki resimde ince taneli kumları görmekteyiz. Burada iki tane tane boyu var. Çakıl ve kum. Dolayısıyla bu iki kutuplu olarak tanımladığımız sınıflama içerisinde yer almaktadır. Şimdi burada çok kötü boylanmaya bir örnek vermek istersen çok hoşuma giden bir fotoğraf ve çok net olduğu için gösterdim. Her şeyi gösteriyoruz şimdi. Tamam mı? Çok kötü boylanma. Çok kutuplu. Neden? Söyleyeyim. Bloktan her boyuttaki çakıla, kuma, silke, kile kadar uzanan malzeme var. Bu tür malzemeler pekişmiş olarak bulunduğu için pekişmemiş buzul çökellerinden taşınan malzemeye verilen İskoç kökenli bir terim olduğu için til denilmekte. Yani Türkçe'de biz buna buzul çökeli diyoruz. Tamam mı? Ama pekişmiş olduğu zaman özellikle paleozoikte yaygın olarak bulunur. Tamam mı? Bunlara kayaç anlamına gelen eke aldığı almasından dolayı diloid diyoruz. Yani buzul kayacı. Gerçekten çok kutuplu, çok kötü boylanmalı. İçerisinde yuvarlak çakıl da var. Orta yuvarlak çakıl da var. Köşeli çakıl da var. Şimdi az önce biniklenmeden bahsetmiştim. Çok güzel örneğini göstereceğim diye. Hemen sizlere şunu söyleyeyim. Ben yorum yapmayayım. Bana dönüşüm yaparsanız memnun olurum. Sağ ve soldaki gördüğünüz çakıl biniklenmeleri yön olarak söylemeyin. Atmanın hangi yönde olduğu hakkında bilgi veriyor. Bunu sağdan sola yahut soldan sağa olarak tanımlayabilirsiniz. Örneğin sağdaki fotoğraf bilmem nereden bilmem neye doğru gidiyor diyebilirsiniz. Yahut soldaki fotoğraf için. Ve bu söylemimle sizleri gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın demek istedim. Ama özet olarak şunu söyleyeyim. Çökelleri, fiziksel özellikleri, değindiğim gibi gözle görülebilen nitel ve nicel özellikleri kapsar. Bunlar tanımlanabilir. Çökel taşınması ve toparlanması hakkında size nitel ve nicel veriler verir. Ve çökelme ortamın doğasını kavramasının en temel bilgilerini oluşturur. Dolayısıyla bunlar arazi çalışmalarında her zaman yararlanabileceğiniz özgün çökel karakterlerinin bir yansımasıdır. Şimdilik çökel taşınması ve depolanması dinamiklerinde tekrar bir araya gelmek üzere hoşça kalın dileklerimi ileterek sevgi ve selamlarımla.